lige çok güzel renk kattı. Çok pozitif futboluyla ön plana çıktı. Biz bunun üstüne koyarak hedefimizi daha üst taraflara çıkartarak öyle bir çalışma içerisinde olacağız. Bugün birinci gün. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Güzel bir sezon geçiririz. Tabii Akhisarspor'umuzun temsil ettiği değerler var. Bu değerlere bağlı kalarak centilmenlik, yarışkanlık, yani o şekilde güzel bir sezona katkıda bulunacağız inşallah. Büyük bir markada olduğumuzun farkındayız. Hem Akhisarspor hem de Süper Spor Toto Süper Lig çok büyük bir marka. Biz de bu marka değerine hizmet edeceğiz. Ve iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum. Karakterli, inançlı, mücadele eden, top için savaşan bir takım. Yani hedefliyoruz. Yoksa centilmenin ön planına çıkacağız ama muhakkak yarışan ve mücadele eden, maçı isteyen, arzulayan bir takım Allah'ın izniyle oluşturacağız. Hocam, transfer çalışmaları? Transfer çalışmalarımız sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Belki bugün hani yeni transferlerimiz sahada yok ama en kısa sürede yönetimimizin de çabasıyla gerçekleşecektir. Önemli takviyeler olacak. Çünkü süzgeçten geçiriyoruz. Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz. Bizi temsil edebilecek hem iyi oyuncu hem iyi karakterli oyuncu şeklinde 2-3 kişinin içerisinde aramıza katılanlar muhakkak olacak. Yani. Peki hocam, 7-8 demiştiniz. Buna ilave veya herhangi bir eksiklik var mı yine 7-8 rakamında? Yine 7-8, hatta 9 da gündemimizde olabilir. Yani ama 8 yabancıdan yanayız, biliyorsunuz. Daha önce de konuştuk. Hocam, bölge olarak hangi bölgelere transfer yapmayı düşünüyorsunuz? Ya bölge olarak tabii ki şu an baktığınız zaman ön grupta bir eksilme oldu. Bilal'in gitmesiyle orta alanda bir eksiklik oldu. İşte Mehmet Aküz aramızdan ayrıldı en son olarak, anlaşılamadı. Tabii ki bunlar hep bir eksiklik yani. Sonuçta geçen seneki takımdan 8 oyuncuyu kaybettik. Bunların 2 tanesi bizim istemimizin dışında gerçekleşti. Bilal ve Mehmet Aküz, ama diğerleri de biz yollarımızı ayırdık. Onların yerine de yarışabilecek, onlar kadar kaliteli olabilecek oyunculara ihtiyacımız var. O bölgelerde de oyuncu arıyoruz yani. Gekas gelecek mi? Ya Gekas'la ilgili şu an herhangi bir gelişme yok şu an için planımızda. Ha, gelirse isteriz. Yok, gelirsek isteriz demiyorum. O ayrı, Gekas'ın pozisyonu ayrı bir pozisyonda ele alınması gerekiyor. Yani bu 7-8-9 dediğimiz transferdeki oyuncular arasında Gekas yok. Gekas ayrı bir platform yani. Güray'ın Galatasaray'a gitme ihtimali. Bugün bizle beraber yani işte öğlen yemeğinde buluştuk bizle beraber şu an için. Tabii ki Galatasaray Güray'ı istiyorsa yani yönetim kurulu da resmi tekliflerle bunu en iyi şekilde değerlendirecektik. Ama Güray bizim için önemli bir parça. Biz Bilal'i kaybettikten sonra Güray'ı da kaybetmek istemiyoruz ama profesyonellik, kulüp menfaatleri, futbolcu menfaati bunlar farklı şeyler. Yönetimimize, kulübümüze resmi teklifler gelirse ve bu teklifler bizi tatmin ederse gerçekleşebilir. Ama şu an bizim oyuncumuz. Şu anda takımda giden oyuncu olabilir mi? Veya bir ilk önce bir hafta bir deneme yapacak mısınız? Ya bu deneme değil. Bu aslında bu 6 günlük kamp da değil aslında. Akşam çocuklar yine evlerine gidecekler. Bu adaptasyon biraz daha. Bizim test antrenmanlarımız var. Bundan sonra bizi antrenman olarak periyotlamamız için buradaki testler önemli. Bu testler yapılacak. Sağlık kontrolleri. Ya biraz da alt yapısını oluşturacağız. Yani adaptasyon derken takıma uyum. Yani burada biliyorsunuz bu 17 kişi içerisinde, 2 de izinli 19 kişi içerisinde 4 tane kiralıktan gelen oyuncumuz var. Bazı bölgelerde fazla oyuncumuz var, bazı bölgelerde az oyuncumuz var. Ya bu kadrodan da eksilme olabilir, bu kadroya muhakkak takviye de olabilir. Yani bu mevcut kadrodan da ayrılacak. Siz raporunuzu tamamladınız mı tamamıyla transfer konusunda? Yönetimle tamamen sundunuz mu yani? Tabii yönetim. Zaten biz her gün bir de Ramazan'ın bereketi herhalde gece 4.30'a kadar 4'e kadar biz mesai harcıyoruz bilhassa iftardan sonra. Yani başkan da sağ olsun ilgileniyor. Yani güzel transferler bizi bekliyor. Yani herkesi tatmin edebilecek, bize güç verecek transferler. Bir de en son hangi transfer vardı? Sok. Kamuoyuna geçen. Sok. Ahmet İlhan. Ahmet İlhan. Evet. Maliyetinden dolayı biz Ahmet İlhan'la şu an için anlaşamadık. Biz sporla anlaştık. Evet. Anlaşamadık yani. Ya biz anlaşamadık. Sissoko. Sissoko konusu tabii hani başkanımızın kontrolünde, birebir ilgilendiği bir transfer. Bunu başkanımız ilgileniyor ama muhtemelen renklerimize bağlayacağız. Erzurum kampına 29 kişiyle gitmeyi hedefliyor musunuz? Hayır.
Yani ya ben çok kalabalık gitme taraftarı değilim. 28 yani, kadrolusu olacak. 28 kadro olacağı için Halim abi şöyle yapacağız. Az ama takviyeler yeterli. Orada takviye edeceğiz. Yani kampa dahil olacak. Gereksiz doldurmaları düşünmüyoruz. Hocam şimdi yani, transferlerin bir bölümü Erzurum kampında mı gerçekleştirilecek? Erzurum kampından önce de muhakkak transferimiz olacaktır. Erzurum kampında da devam edecektir bu transferler. Çok acele etmiyoruz. Yani acele ederek yanlışa girmek de istemiyoruz. Maliyetler de yükseldiği için biraz daha kontrollü gidiyoruz. Hem bizim bütçemize uyan, hem de bizim oyun felsefemize uyan, hem de Akhisarspor'un o kriterlerine uyan oyuncularla anlaşmak. O zaman Erzurum kampı dışında yurt dışı Avusturya kampı herhalde kadronun şekilleneceği bir ortam olacak herhalde. Bunu da alabilirsiniz. Bu bizim onu, hocam onu bir gösterirsiniz şöyle. O bize gönderdiler ya zaten. Hayır, o benim evimde ben. O bize geldi. Yani, alttaki isimler yok bizde. Bu isim değil bu isim. Hayır, alttaki şu isim. Kamp 17. Kamp programı zaten. Ama geldi bize de. Dedik isim listesine bakalım. Yani burada tarihler belli. Ne zaman döneceğiz? Evet. İçeride kampında dönüşünüzde 30 Ağustos'a kadar transfer devam edecek ama eksikliklerin tamamlanacağını düşünüyor musunuz Avusturya kampından dönüşünüzde? Avusturya kampı gidişimizde eksiklerin tamamlanacağını ben düşünüyorum. En azından çünkü oradaki hazırlık maçlarımız önemli ama Avusturya kampından sonra biz eksik varsa bölge olarak son olarak orada bir veya iki enerji harcarız. Yani ondan sonra artık bizim orada için arayışımız biter. Özel karşılaşmalarda eksik yönlere gelip. Tabii eksik yönlere gelip tamamlama açısından evet. Ama takımın şu anki omurgasıyla ilgili bu 5 gün 6 gün sonrasında Erzurum kampı çok önemli. Çünkü bizim fizik kondisyon olarak da kuvvet olarak da yükleyeceğimiz yer Erzurum. Diğer yer biraz daha işin hazırlık maçları. 28'in içinde altyapıdan olan oyuncularımız tabii olacak. Bunlar tespit bizim, edildi mi? Tabii tespit edildi. Bizim hedefimiz 24 tane oyuncu, genç oyuncular, istikbal vadeden de 1-2 oyuncu. Yani kadro planlaması da bu şekilde. O altyapıdan gelecek oyuncuların isimlerini açıklamakta mahsur var mı? Bugün değil de yarın onlarla ilgili. Ama isim var. Yani hatta 5 tane var ama onların biz 3 tanesini değerlendiririz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.